Sevgili Devrekanı ilçesi, Kızacıklı kardeşlerim. Biz Gazi Osman Paşa'da sizlerle birlikte kardeşçe yaşayan büyük bir aileyiz. 500 bini aşkın nüfusuyla Gazi Osman Paşa İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi konumundadır. Ülkemizin 7 ayrı bölgesinden gelip Gazi Osman Paşa'da dostça, kardeşçe birlikte bir arada sizlerle yaşıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, doğup büyüdüğünüz toprakların sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Memleket hasretinizi gidermek maksadıyla sizler için bu belgeselleri hazırladık. Anadolu'nun güzelliklerini, kültürünü Gazi Osman Paşa'da hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Anadolu'nun gizli kalmış güzelliklerini bu belgeselle gelecek kuşaklara aktaracağımızı umuyor. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Yüksek dağ eteklerine kurulan bu muazzam köyler ve otantik evler huzur veriyor adeta. Emeğin nakış takış işlendiğini görüyoruz eski ahşap evlerin duvarlarında. Sabrın, sanatın, hayallerin, yuvanın gerçeğe dönüşmüş halidir bu evler. Doyumsuzca, biraz da açgözlülükle fotoğraflayabilirsiniz bu işsiz yapıları. Tohum ekmede kullanılan alet edevatlar, hepsi bir arada evin etrafında bekliyor. Onu kullanacak emektar elleri. Kızacık Köyü Muhtarı Şükrü Şen, buraların öyküsünü bize anlatabilecek en güzel isimlerden. Köyümüz bu caminin yapılışından 1901'den bu tarafa Çatak Divanı'ndan ayrılarak Çatak Divanı'nda bağlıymış daha önce Osmanlı döneminde. Ondan sonra işte buraya gelen daha öncesi Veli Beyoğlu isminde biri. Bir şahıs buraya gelmiş. Veli Beyoğlu bu Yanık Mahallesi'nde acarları kızının üstüne iç kuyu almış, kızını vermiş ona. Bizim yukarı mahalle Yanaşmaoğlu hizmetçiymiş, ona demiş yanaşmasan yukarıda dur bizden. Hizmetçi yukarı atmış. İşte o şekilde üç mahalle. Burada sonradan Yanık Mahallesi yanınca bu Merkez Mahallesi'ne taşınmışlar. Dört mahalle olarak şu anda ikamet ediliyor. Benim başladığımda 60 hane falandı köy nüfusu ama hane olarak. Şimdi 30 civarında hane var ama İstanbul'da 70-80 civarında hanemiz var. İşte bu şekilde devam edip gidiyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık, tarım. Ama tarım arazimiz az olduğu için en ağırlıklı hayvancılıkla geçiniyoruz. 94'te ben Yukarı Mahalle'ye cami yaptım. 22 haneye doğru. Şu anda 6 hane kaldı. 22 haneden. O yıldan bu yıla her geçen yıl bir hane daha gidiyor. Her geçen yıl bir hane daha gidiyor. Bunun da sebebi yani köyde şimdi okullar kapandı. Öğrenci de yok dışarıda. Öğrenim durumu köydekilerin hep ilkokul öğrenim durumu. Ama dışarıda üniversiteye kadar hep üniversiteye kadar devam ediliyor. Eskiden bizde yoktu öyle bir şey. Liseyi bitiren öğretmen oluyordu ama o yıllar geçti bizim zamanımızdaki yıllar. Başkanım Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gelip de buralarda bizi bulduğunuz için, araştırdığınız için. Demek ki
Bizi unutmayan birileri var demek ki. Sağ olsunlar bizi unutmadıkları için. Gölgelere ışık sızıyor camilerin üzerinden. Merkez Mahallesi'ndeki Merkez Camii karşılar Kızacık Köyü'ne gelenleri. 1901 yılında inşa edilmiş bu cami Osmanlı dönemi camilerinden. Ahşap aksamlarının muhteşemliği görülmeye, teneffüs edilmeye değer. Bir başka cami ise Kızacık Yukarı Mahallesi Camii. Bu cami sonradan inşa edilmiş köye. Evleri çepeçevre saran, yeşilin arasında uzanıp giden tozlu yollar aklınıza bir anlık soluk almayı bile getirmiyor. Muhteşem sessizlik arasında. Yemyeşil tarlaların üzerinde güneş ışığı takip ediyor adımlarınızı. Ayak sesleri güneşle birlikte eşlik ederken bu sessizliğe, Emirhan karşılıyor bizi köyün merkezinde. Kızacık Köyü, Kastamonu Devrekani ilçesine bağlı olup Karadeniz iklimine sahip. Büyük şehirlere en çok göç veren köylerimiz arasında. Köyü terk etmeyen vefakar insanlar yaşam katmaya çalışıyor bu ıssız ve mahzun coğrafyaya. Rengarenk yosunlu taşlar bahçelere duvar olmuş. Arpa buğday ekiliyor bu topraklara. Yağmur bekler artık ekin ekilmiş bu topraklar, emekçilerine yetiştirmek için mahsullerini. Harman makinesi ise bir başka bekleyişte. Sokak aralarında dolaşırken horozların ve tavukların sesi yankılanıyor bir evin taş duvarları arasında. Bir avuç kalmış köy sakinlerine arkadaşlık, dostluk eder bu sevimli dostlar. Bu toprakları terk etmeyen bu köy sevdalıları sevgisini, emeğini sunar tavuğuna, ördeğine, koyununa, keçisine. Köyün emektarlarından eli öpülesi teyzeme kulak verelim biraz da. Burada mal ediyoruz işte, iş, güç, yer, yurt, ekmek. Öyle, vesperlik yani. Buğday, buğdaydan başla dedim burada. Başka bir şey olmaz. Burada alma, almut, ahlat. Öyle. Ya buranın yayılımı çok. Da işte insanı olurdu. Taşlı ama otu çok. Kekuk yani, yağı kesiyor çok yolu. Yani her yerden iyi olur bizim bu tarafta. Kurban kessen bile eti iyi olur yani.
Başka yerlere benzemez. Çünkü kekik şey falan yemeyi burada. Kuspe falan yemeyi ya. Yani dört kinleri başka yerlerin kuspe yediği için eti iyi olmaz. Bizim buranın eti çok iyi olur. Kışın uzun ve bol kar yağışlı geçer. Yazın kısa ve sıcak. En az yazı kadar kışı da mahzun ve yalnızdır bu toprakların. Baharla beraber yaz güneşi göstermeye başladı mı yüzünü, ısınır köyün taş duvarları. Yeni bir umutla uyanır tüm canlılar sabah. ...1963 yılında bir yangın geçirmiş bu köy. Yangından geriye kalan eski taş duvarlarsa tarihten bir ana olarak hala ayakta. Tarlaların bir tarafı ekinler, bir tarafı hayvan barınakları. Eşeklerin bile huzur içinde otladığı topraklar buralar. Tam karşınızda bir ev uzakça, kendi başına, yalnızlığını mırıldanıyor sanki. İşte hüzün burada. Kararmış ahşap evin, yıkılmaya yüz tutmuş ahşap iskeleti, geçmişin yaşanmışlığının hüznünü taşıyor günümüze. Kim bilir ne umutlar, ne sevinçler, ne hüzünler, ne gelecek hayalleri yaşanmıştır bu duvarların arkasında. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Hala da bu köyde yaşıyorum ya. Çiftçilik yapıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok yani, az çok 5-6 hayvan var, hayvanlar müdürü diyoruz. 3 metre, 4 metre kar yağar. Yağar müdür müdür 4 metre. Benim çocukluğumda köyde bir kere elektrik yoktu. İdare vardı. Köy lambaları vardı. Onlar müdürsün. Karasabanla çift sürdük. Kağan arabasıyla desti çektik. Odun çektik falan. Kağan arabalarıyla çalıştık. İnsanlar birbirine seveceniydi. Saygısı, sevgisi vardı. Hani çok güzeldi. Hürmet vardı. Eskiden bu köy 70 haneydi. Benim çocukluğumda buraya 70 haneydi. Şimdi gurbetten gelenle yazın belki 30-40 oluyor. Gurbetten gittikten sonra 25'e falan düşüyor abi, tahminim. Köyde dolaşmaya devam. Farklı bir şeyler görmek için döndüğünde tekerleklerimiz, en az 40-50 yıllık geçmişe sahip köyün su kuyusu, sessiz sedasız tüm yaşananlara tanık. Ve bir çoban köpeği, yemyeşil bu topraklara hayat katar, yaşam katar o küçücük ama güçlü bedeniyle. Derinlerden gelen bu yaşam azmi, suyun ve toprağın gücünü hissettirir anlayana. Ve siz kendinizi yeniden bulursunuz bu topraklarda. Tazecik çimenler üzerinde, umut dolu bir evrende yaşadığınızı hatırlarsınız bir kez daha. Terk edilse de, büyük şehirlere göçülse de, yalnız kalsa da eski evler. Her şeye rağmen köyün gerçek sevenleri umutla bekler ve canlı tutar bu toprakları, emekleri ve özverileriyle. Artık
ağır adımlarımızla çıktığımız yokuş patikalardan geri dönme zamanı yavaş yavaş.